Ya Bergüzel, bu paparaziler seni yine Tansel Türk'le geçen gün bir restorantın çıkışında yakalamışlar ha? Gerçekten öyle, ciddi iş yapıyorlar. Ya inşallah yemek yerken bizi de burada böyle çekmezler. Umarım. Şimdilik öyle görünüyor. Evet. İstersen Bergüzel'cim bir de seninle benim evde yemek yiyelim ha? Hani şöyle paparazi korkusu olmadan, ne dersin? Rica ederim. Neden olmasın? Ne? O zaman hemen ben seni bırakayım eve ha? Ama benim eve. Çok naziksiniz Zafer Bey ama benim dönmeme gerek yok. Ne? Burada mı uyuyacaksın? Ya bak Bergüzel, Hisarüstü geceleri eser, soğuk olur, üşürsün. Ya böyle olmayacak ya. Ya Bergüzel bak, fidan gibi kızsın, fıstık gibi kadınsın. O Tanzi bidisinden sana hayır gelmez. Hem biliyorsun, bale taytı adamı kısır yapıyor ya. Yapmayın Zafer Bey. Bu işten dönülmez artık, nasıl olsa yürür. Ya ne yürümesi kızım ya? Adam düz yolda yürüyemiyor. Bilmem şıpakat açıyor, plonjon yapıyor filan. Yakışıyor mu hiç canım erkek adama ya? Evet ama geri dönmek benim için hiç kolay değil. Ha, benim için çok kolay sanki. Ulan değnekçiye para vermemek için arabayı 1,5 kilometre ileriye park ettim be. Hanım benim buraya geldiğimi duysa denizden çıkmış Hüsnü şenlendiriciye benzettir be beni. Daha ne yapayım senin için Şerazat, ne yapayım ya? Allah Allah. Aha buldum. Şerazat, benim bale günlerimden kalma bir tane kırmızı taytım var ha. Onun gibi onu giyeyim, olur mu? Bilemiyorum. Düşünmem gerek. Ulan ben senin neyi düşüneceğini gayet iyi biliyorum ya, hadi neyse. Her skeçte gelip gelip konuyu oraya getiriyorsun ama bu sefer yemezler. Vermiyorum ulan 300 bin doları. Vermiyorum. Kudur sen de. Oh! Koca kafalar, kocaman kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar. Koca kafalar, koca koca kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar.